Merhaba herkese. Eğitim hayatınızı kolaylaştıran içerikler gelmeye devam ediyor. Burası gençlerin eğitim kanalı bildiğiniz gibi. Yazık değil mi bu gençliğe? Ne demek istiyorum? Bakın şimdi. Eğitim çağındaki gençlerimizin büyük çoğunluğunun mutlu olmadığını düşünüyorum. Nasıl mı? Yazdığınız yorumlardan bunu pekiştirebiliyorum. Gördüğüm kadarıyla yıllardır gördüklerimi, kendi çocuklarımızı, etrafımızı gözlemleyerek bu sonuca vardım. Aslında eğitim mutlu bireyler yetiştirmektir. Fakat bakıyoruz ki zorla sınav yapmayı biz eğitim zannediyoruz. Öğrencilerimiz liselerde diyorlar ki yüz yüze eğitim almadık yüz yüze sınav niye oluyoruz? Ben konuyu öğrenemedim ki, anlayamadım ki, internetim kesildi, bilgisayarım yeterli değildi cep telefonum yeterli değildi ve konuyu anlamadım ama yüz yüze sınava gidiyorum. Yapmayın, iptal edin diyorlar. Hayır. Bu eğitimin gerekleri. Sınav yapmak zorundayız. Eğitim eşittir sınav. Hayır. Eğitim eşittir mutlu bir nesil. Mutlu bir gençliktir. Bakın şimdi. LGS sınavına hazırlanan gençler. LGS'nin açılımı ne demektir biliyor musunuz? Bence LGS'nin açılımı liseye başlayan öğrencilerin %90'ının mutsuz olması demek. Evet. Bakın hiç abartmıyorum. Nitelikli okul denilen okullar LGS ile alıyor ve sadece %10. %10 ülkemizin liseye başlayan öğrencilerin %10'u mutlular. Kalan %90 mutsuz bir şekilde liseye başlıyor. Liseye başladılar. Bu sefer de yüz yüze sınav meselesi gündeme geldi ve milyonlarca tweet attı liseli öğrenciler. Lütfen yapmayın. Bu sınavları yapmayın. Ama yapmak zorundayız ve yapıyoruz dediler ve öğrenciler tekrar mutsuz edildi ve üstelik dünyada vakalar azalırken Türkiye'de vakaların arttığı bir dönemde yapılıyor. Sonra üniversiteli gençlere bakıyorum. Üniversiteli gençlerin adı bile okunmuyor. Yıllardır hayalini kurdukları üniversiteyi kazanmışlar. Büyük zahmetlerle çalışıp kazanmışlar ama uzaktan eğitim görmek zorundalar. Özellikle bazı bölümlerde yüz yüze olması gereken uygulamalı bölümlerde. Tabii ki yüz yüze kararı alan küçük bir kesim de var ama genel anlamda öğrenciler unutulduklarının farkındalar. Oysa ki eğitim mutlu bireyler yetiştirmektir. Bakın LGS sınavı için sınava iki ay kala şöyle bir açıklama yapılıyor. Dil bilgisi sorulmayacak. Uzun sorular sorulmayacak. Ama bir yıldır zaten öğrenciler binlerce soru çözdüler uzun sorularla denemelere girdiler kitap aldılar yazık değil mi bu kadar emeğe dil bilgisi çalışırlar şimdi sormayacağım demek şimdi mi söylenir bu sevgili gençler her zaman sizlerin yanındayım birlikte büyüyelim sesimizi duyuralım konuşmak istediğiniz konuları burada birlikte konuşup değerlendirelim eğitime dair her türlü yeni gelişme olduğunda bu ekranda karşınızda olmaya devam edeceğim abone olur bildirimleri açmayı unutmazsanız gelişmelerden de anlık haberdar olabilirsiniz ve hepinize iyi ki varsınız diyerek bugünkü videoyu sonlandırıyorum. Hoşçakalın.